Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Etik Bakkal'dan Hamza ve Fatma Nur aramızda. bir süredir vegan girişimciler konseptinde yayınlar yapıyoruz ve bugünkü konuğumuz da Etik Bakkal. çok güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Hamza'yla yakın bir zamanda Ankara'da konuştuk. Fatma Nur'la aynı şekilde konuştuk. Orada güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Fark farklı etkinliklerimiz de olmuştu o zamanlardan bir podcast planlamıştık etik bakkalla. Bugün de bunu gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz ve Fatbunur. Nasılsınız böyle bir nasıl gidiyor hayat diye başlayalım istersiniz. Umarım her şey yolundadır. Selamlar, hoş bulduk. Ee, i̇yi gidiyor. Evet, merhaba, ee, hoş bulduk. Evet, iyi gidiyor. Ee, teşekkürler bu arada ee, bizi konuk ettiğin için. Burada e, gayet güzel bir muhabbet e, yapmıştık Ankara'da. Bu podcast'te de bunu yapacağımızı düşünüyorum zaten. Teşekkür ederiz. Teşekkürler tekrardan. E, şimdi şöyle e, etik bakkalın e, tabii kuruluş sürecinden itibaren böyle bir sorularımızı e, ilerletebiliriz. Böyle kısaca da bir e, soru listesi hazırlamıştık. Hemen o soru listesini açıp ...böyle bir başlangıcı yapalım istiyorum. E, etik Bakkal nasıl kuruldu demişiz başlangıç için. İsterseniz böyle bir e, giriş yapalım. E, sonrasında da adım adım ilerleriz. Tamamdır tabii. E, etik Bakkal'ın kuruluşu aslında hiçbirimizin aklında yoktu. Bir de biz aslında üç ortağız Burak diye bir arkadaşımız da var. Hiçbirimizin ne bir e, vegan girişimci olayım... ...ne bir işletmem olsun gibi bir düşünceniz yok. Ama bir sene kadar önce Ankara'ya taşındık. Ee, buradan önce de biz Hamza ile İstanbul'da yaşıyorduk Kadıköy'de. Orada da yani bilindiği üzere vegan seçenekler Türkiye'nin geri kalanına kıyasla çok çok daha fazla ve rahat ulaşılabilir. Ankara'ya taşınınca bunun eksikliğini gördük biz. Hani istediğimizde çıkıp rahat alışveriş yapabileceğimiz bir yer yok. İşte zincir marketlerdeki çeşitlilik bile ee, İstanbul'dakine kıyasla çok daha az. Biz de sürekli böyle bir online sipariş vermeye başladık. E orada da yazın hava sıcak, ürünlerin bozulması gibi durumlarla karşılaştık. Yok işte kargom geldi gelmedi dağıtıma çıktı vesaire derken bir yerden sonra dedik ki demek ki Ankara'nın böyle bir eksikliği var. Yani biz ulaşamıyorsak Ankara'da bu şekilde vegan beslenen hiç kimse ulaşamıyordur. Vegan yaşayan hiç kimse ulaşamıyordur bu ürünlere yani herkesin sorunudur bu. E bu böyle bir sorun varsa biz de çözümü olalım diye bir şekilde aslında kolları sıvamış bulunduk. Böyle birkaç ay olur mu olmaz mı diye konuştuktan sonra da birbirimizi gaza getirip dükkanımızı tuttuk. Ya ben hatırlıyorum bu süreçte arkadaşlarımla konuşurken Ankara'da etik bakkal açıldıktan sonra o kadar rahatlayan insanla karşılaştım ki çok mutlu olmuştum yani buna. Gerçekten bir eksiklik olduğunu Orada da anlamıştım ben. İnsanlar böyle fiziksel bir yere gidip e, vegan ürünlerini e, almaya çok açlardı. Ve bunu çok iyi bir şekilde karşıladınız. O e, insanların ihtiyacını da ben yani normal e, bir vegan olarak Ankara'da hissetmiştim gerçekten. Evet yani hani biz de zaten dükkanı açtığımızda ilk başta insanlardan bunu gördük. Hatta bazı insanlar e, çok farklı güzel tepkiler verdi. E, bayağıdır görüşmeyen anlatıyorum. Hani e, görüşmeyen dedim. Hani bir denk getirip e, buluşamayan insanların dükkanımızda e, denk geldikleriyle şahit olduk. Ya da bazı insanlar e, içindekilere bakmadan ürünlerin alışveriş yapmayı özlemişti. E, gelir gelmez hani içindekilere bakmadan alabiliyoruz değil mi falan diyen yani çok oldu. E, bu tür şeyler de bizi çok mutlu etmişti. O zamanlar hala da mutlu ediyor Peki böyle e, kurulur sürecini e, aslında çok iyi bir yerden temellendirmişsiniz. Bir eksiklikten hareketle ortaya çıkmış. Ve burada e, şuraya doğru geçiş yapalım isterseniz. E, amacı neydi? Evet bir eksiklik giderildi Ankara'da. Fakat etik bakkalın amacı neydi diye sorularımıza da eklediğimiz bu soruyu açalım isterseniz. Farklı. E, ...başka neler amaçladınız... ...bu e, girişimi yaparak... ...hem Ankara'da hem Türkiye'de... ...hem farklı farklı e, biçimlerde... ...bu başlık isterseniz ele alalım. E, ya aslında hani... E, ...kurulma hikayemizde özdeş biraz ana hedefimiz... E, ...ya ana hedefimiz şuydu... ...vegan ürünleri... ...sağlıklı ve e, en hızlı şekilde... ...insanlara eriştirebilmek... E, ...bunun yanında... E, ...daha sürdürülebilir ürünler tercih etmek... E, ya atıyorum temizlik ürünlerinde e, daha az kimyasallı, daha çevre için daha faydalı ürünler tercih etmek. Gıdada da aynı şekilde. Daha sürdürülebilir, e, daha etik değerlere sahip markaları e, tercih etmek. Ve aslında e, yani bizim e, ilk ana e, ana amacımız buydu. Ya burada şöyle bir şey var. E, biz vegan olur olmadan önce biz de böyle düşünüyorduk. İnsanlarda da hep böyle bir kanı var. Veganlık çok zor vegan ürünlere ulaşmak zor, vegan ürünler çok pahalı vesaire gibi. Aslında bunu kırmayı hedefliyorduk biraz. Bizim şu an hani müşterilerimizin vegan olan kadar olmayan da müşterilerimiz var diyebiliriz. Bu bizi çok mutlu eden bir şey. Örneğin intoleransı olan biri ya da ne bileyim çeşitli bir diyet kısıtlaması vesaire alerjisi olan birinin onun hayvansal alternatifini yönelmesindense hiçbir hayvana zulmedilmeyen o vegan alternatifine yönelmesini Sağlamayı biraz istiyorduk. Bunu da yavaş yavaş böyle başarıyoruz hani. Ee, bu şekilde bir kitle de oluşmaya başladı. Ya aslında bir şey ne kadar ulaşılabilir olursa o kadar yaygınlaşıyor gibi bir düşünce içerisindeyiz. Yani bizim şeyimiz bu arada Ankara'da olduğu gibi aslında her mahallede, her ilde, her yerde vegan ürünlerin bulunması. Bu yaşam biçiminin artık bu ekstrem görünme şeyinden kurtulup Asıl normalin bu olduğunu insanlara göstermek istiyoruz biraz daha. Amacımız bu. Evet, çok çok iyi. Şimdi bir sürü soru aklıma geliyor. Hem belirlediğim hem de şu an siz konuşunca. Şu aklıma geldi. Az önce başlangıçta daha doğrusu söylediniz aslında biraz. Ee, İstanbul'daymışsınız bir süre ve oradan Ankara'ya geçiş yapmışsınız. Kuruluş e, hikayesi de Ankara'ya geldikten yani sonra sanırım e, filizlendi diyeyim. İstanbul'daki vegan çevrede, Ankara'daki vegan çevrenin sizin gözünüzden farkı nasıldı? Özellikle ürünlere yaklaşım biçimi olarak bu farkı nasıl görüyorsunuz diye bir soruyla ilerleyelim isterseniz. Ee, ya Burada şeyin de çok büyük bir farkı var aslında. Biz onu da gördük. İstanbul'daki... Kitle ya İstanbul zaten başlı başına bir ülke gibi, İstanbul'daki kitle çok e, büyük ve orada senin de dediğin gibi aslında bir şekilde yıllardır oturmuş belli bir e, şey de var, alışkanlıklar da var, vegan tüketim alışkanlığı da var, insanların belli e, işte dışarıda yaptığı şeylerden oturmuş belli bir kültürü de var. Ankara'da bizim de özlemlediğimiz bu yeni yeni oluşmaya başlıyor. Yani biz taşındıktan sonra bile pek çok mekanın menüsüne yeni girdi vegan seçenekler. Biz işte gittiğimiz yerlere de sorup böyle önerilerde falan da bulunmaya çalışıyoruz bu yüzden. Ama genel olarak gördüğümüz kadarıyla Ankara bu tür şeylere biraz belki daha açık. Çünkü o İstanbul'un koşuşturmasında bir mekana gidip bakın böyle böyle menünüze vegan bir şey mi ekleseniz dediğinizde çok ilgilenmiyorken burada söylediğinizde Esnaflar da biraz daha sıcak bakıyor. İşte e, diğer üreticilerle konuştuğumuzda da Ankara özelinde böyle bir şeyler yapmak için çok daha istekli oluyorlar. Yani buranın kitlesini birazcık daha e, yeni oluşmaya başlasa da çok daha açık görüyoruz. Aynı şekilde bu arada şey hani bu e, veganlar harici vejeteryan ve biraz daha fleksteryan beslenenler için de öyle gibi gözlemliyorum. Ben hani böyle yeni bir vegan ürün geldiğinde... ...aa bunu bir deneyeyim deyip gelen bize çok oluyor. Ya şeyi çok e, ilgi çekici buldum... E, ...söylediklerinin arasında... ...esnaf havasını çok yakından e, hissettiğinizi söylediniz. E, İstanbul'da biraz daha kurumsal ilerliyor sanırım. E, vegan e, dükkanlar diyeyim. Ya da sizin konseptinize benzeyen... E, ...konseptteki mekanlar İstanbul'daki. E, bu insanlar olan diyaloğu da çok etkiliyordur. E, ve onu da anlattınız zaten. E, acaba etik bakkalın bu... ...Ankara'daki e, çok sevilme sebeplerinden biri de... ...o esnaf hani fiziksel olarak gidip böyle... ...daha iyi yakından diyalog kurayım... E, ...boşluğunu da doldurması olabilir mi? Çünkü e, gerçekten öyle bir boşluk da varmış Ankara'da. E, kurumsal hava yok. Daha böyle... Bir mekana gidip bir şeyler yapmayı bekleyen insanlar e, varmış anladığım kadarıyla o bağlantıları e, merak ettim aslında nasıl bağlantılar oluştu mesela etik dakka açıldıktan sonra e, o fiziksel mekana gelip e, bir sürü şey bir sürü fikir ortaya e, e, döken insanlar olmuştur onlardan bazı örnekler aklınıza gelir mi o hikayeleri merak ettim aslında açıldıktan sonraki bağlantılar özellikle ya hani aslında hani İstanbul'daki bu mekanların arasındaki diyalog nasıldır hani cidden onu bilmiyorum. Çünkü hani orada bir işletmeci kimliğiyle bulunmadım. Ama hani Ankara'da biz mekanımızı ilk açtığımız günden başlayarak bize çok büyük destekleri oldu. Çoğu işte çoğu mekan bizi Instagram'larından paylaştılar. İşte geldiler, ziyaret ettiler. Biz ziyaret ettik. Onlarla konuştuk. Onlarla e, be e, ticari ilişkiler e, kurduk. onlar ürünlerini sattık. İşte e, bu şekilde e, bir de e, hepsiyle neredeyse komşu, yani Çok yakınız. E, atıyorum hani e, Junk Vegan'a yürüme mesafesindeyiz. İşte e, Tera'ya yürüme mesafesindeyiz. E, i̇şte e, arada e, Gabo'ya gidiyoruz. Orada yürüme mesafesindeyiz ama hani onlarla da e, gidiyoruz, muhabbet ediyoruz. E, aynı şekilde Vini de açıldıktan beridir. Hani kampanya onlarla birlikte kampanyalar yaptık. İşte o, oraya gittik. Onlarla birlikte yine aynı iletişimi e, kurarak e, bir şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. E, i̇şte e, aynı aynı şekilde vegan mutfak atölyesiyle yakın zamanda işte e, görüşüyoruz. Belki onlarla da şey muhtemelen e, onlarla da bir kampanya yapacağız. E, bir de bu esnafların e, esnaflar arasında böyle ne diyeyim gibi yok. E, ben kazanıyorsam o da kazansın gibi. Gerçekten güzel bir dayanışma var Ankara'da. Müşterilerde de o şekilde. Biz zaten kurulduğumuzda çok fazla e, geri bildirim alarak kendimizi geliştirdik. Yani dediğim gibi hiçbirimizin bu esnaflık, işletmecilik konusunda bir bilgisi yoktu. E, şeyden böyle bize gelip ne bileyim Instagram'dan yazanlar oldu, dükkana gelip konuşup yardımcı olanlar oldu. Aa bakın ben orayı tanıyorum. Yani müşterilerimizden aslında alışveriş yapmak için gelip bize çok fazla yardımcı olanlar oldu. Hani ulaşamadığımız bir markaya ulaşmamız sağladılar. İşte yani dükkan emlakçıya yönlendiren oldu. Ya da ne bileyim e, mesela geçen bir siparişte sanırım bir ürünü yanlış mı göndermiştik? Öyle bir hatamız olmuştu. Hani özür diledik kupa falan tanımlayalım gibi bir geri dönüş yapmıştık. Ya bize şey yazdı e, sipariş veren kişi. Ama ben aslında hep size destek olmak için de alışveriş yapıyorum aslında. Kupon tanımlayacaksanız bir dahakine daha da çok şey alayım gibi böyle sen şey gibi oldu. Hani direkt müşteri gibi görmüyoruz aslında böyle. Herkes sanki böyle birbirini destekleyen bir toplulukmuş gibi geliyor bize burada. Ya aslında hani demek istediğim de Fatma Nur'un hani müşteri ölçeğinde söylediğinde ben de hani mekanlar ölçeğinde söylemek istedim. Hani böyle bir dayanışma böyle bir iletişim halindeyiz. Ee, ve bu Ankara'nın bu havası beni çok mutlu ediyor. Herkes. İyi ki testimiz. Evet. evet, evet <laughs> yani, hepsi en çok mutlu eden o oldu yani. yani. O yüzden de böyle bir yerin Ankara'da açılmış olmasından e, çok mutluyuz. Evet. Ya ben Ankara'ya geldiğimde bir iki hafta kadar önce bu söylediklerinizi minik de olsa o kadar yakından hissettim ki. E, aklıma size anlatırken yaşadıklarım geldi böyle. Mesela e, Vini'ye gittik Hamza. Orada e, çok farklı bağlantılar kurulabilecek çok e, iyi insanlar tanıdık. Birlikte e, güzel şeyler yapabileceğimiz ve etik bakkalda da ürünlerini e, koyabilecek. Onun dışında gerçekten de bir yürüme mesafesi olayı var ki bir nimet gerçekten. Yani daha dün İstanbul'da Avrupa yakasına geçiş yaptık e, birkaç arkadaşımla. O kadar zor ki yani başımız ağırı ağırı orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz rekamlık adı altında ama bu Ankara'da o kadar daha kolay ve zevkli ilerliyor ki biraz kıskanmıştım da açıkçası oradaki o samimiyeti çok farklı ve yakından şeyler gerçekten de yapılabiliyor ve bu boşluk çok iyi bir şekilde dolduruldu bence etik bakkalla birlikte. Bunu da söylemeden edemedim kendi deneyimlerimden de hareketle. İsterseniz sorularımızdan bir diğeriyle ilerleyelim. Sonra zaten adım adım sohbet sohbeti açıyor. Geriye döneriz, ilerleriz tekrardan. O şekilde ilerleriz farklı farklı şekilde. Sürdürülebilirlik adına etik bakkal ne yapıyor demişiz. Bunu çok kısaca ele aldık gibi ama isterseniz bir başlık olarak da ele alalım. Bu konuda neler diyebiliriz? E, tabii ki, ya öncelikle e, güzel yorumların için çok teşekkür ederiz. E, sürdürülebilirlik adına e, neler yapıyoruz. E, Aslında teslimat yapıyoruz hercekle. E, teslimat çantamızla götürüyoruz, e, te çantaya veriyoruz. İnsanlar işte e, ürünlerini boşaltıyor. Sonra işte bu şekilde bir teslimat modeliyle e, işte Ankara'da yürütmeye çalışıyoruz. Onun dışında e, e, şey kullanmamaya çalışıyoruz. Plastik poşet kullan kullanmıyoruz e, ve e, tekrar kullanılabilir e, torbaları tercih ediyoruz. E, bize gelen üreticilerden gelen kargoları değerlendirmeye çalışıyoruz. E, bunu atıyorum, e, işte bu bir e, kartonsa işte bir sonraki kargonun için dolgu malzemesi olarak kullanmak için kullanıyoruz. Ya da e, işte bir buza küçükse biz onu tekrardan e, kullanıyoruz, E, Ya da atıyorum straforsa aynı şekilde e, kullanabiliyoruz örneğin burada e, ufak bir şey de yapacağım. Sen de işte Ankara'ya geldiğinde eee Eleno ile birlikte kedi şey kedi bir e, şey yapmış. Benim Sevil bir etkinliğiydi. Biz de oraya e, şey e, biz de oraya bu e, straforlardan bizim daha öncesi bize gelen straforlardan o kedi evlerine yalıtım sağlamak için bunu e, kullanmıştık. Yani bu tür şeylerde böyle e, tekrardan kullan, e, kullanma ya da tüm gelen şeyler değerlendirme konusunda biraz e, daha e, siz davranıyoruz. E, şu an benim aklıma gelen bunlar. E, Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yani benim de yok. Hani ekstra şey diyebiliriz belki böyle birkaç senizlik ürünü için yeniden dolu Hani kendi dediğim evet. işte, sıvı sabun ya da deterjanın kabına gelip doldurabileceğiniz ufak bir yer de var şu anda. Zaten bütünümüzde çok var. Ya bu tür olabildiği kadar aslında yani, hem hani tüm canlılar için hem doğa için olabildiği kadar az zarar verilebilecek bir sistemi sürdürmeye, oturtmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Ee, bir de eklemek isterim. Yani, genelde temizlik ürünlerinde konsantre ürünleri tercih ediyoruz ve böylelikle işte, yani, atıkları azaltma yönünde bir fayda sağlıyor. Yani, evet. Yani ufacık bizim işte böyle ufacık şişelerde sattığımız bulaşık deterjanlar var ama 1'e 5 olduğu için o zaten normal marketlerde satılan boyutuna direkt gelebiliyor eve götürdüğünüzde. Ya okullar değerli şeylerden bahsettiniz ki benim de yakın zamanda yaşadığım birkaç şey aklıma geldi. Ya geçen günlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Şöyle bir şeyden bahsetti. Cam şişeler çöpe atılıyormuş çok çok büyük oranda e, mekanların, markaların farklı farklı yerlerin e, e, bunun e, gibi konular hakkında da böyle e, yaptığınız ya da aklınızda olan detaylar var mı? E, bu e, konuda biraz daha detay belki konuşabiliriz. E, doğrudan gerçekten böyle çöpe atma durumu var mı? E, atıksız teslimat yapmak e, gerçekten böyle zor süreçlerin ürünü ee, ve bunun hakkındaki diğer detaylar aslında. Yani ben dinlediğimde gerçekten çok üzülmüştüm ve şok olmuştum yani bazı şeyleri bu konuda. Ya bu maalesef öyle bunu şeyden de biliyorum. Hani öğrenciyken ben de çalıştım. Çevremde de çalışanlar oldu. Böyle ee, garsonluk yaptığından da biliyorum. Cam şişeler tamamen geri dönüştürülebilecek şekilde aslında hatta tekrar kullanılabilecek tertemiz kartonlar bile çoğunlukla çöpe gidiyor. İnsanlar çünkü bunu ayrıştırmakla uğraşmak istemiyor, yani bunu üfeniyor ee, ya da ne bileyim yeteri kadar yaygın olmadığını ki öyle bence işte bu geri dönüşüm şeylerin yeteri kadar yaygın olmadığını vesaireyi savunuyor. Ee, Bizim de... Aslında amacımız şu maalesef ülkemizde böyle çok iyi bir e, oturmuş bir geri dönüşüm sistemi yok. Ki dünyada da bu e, geri dönüşüme giden atıkların dönüşüm yüzdesi çok. Biz olabildiği kadar o yüzden nasıl daha az atıkla devam edebiliriz diyoruz. Maalesef hani pek çok sattığımız ürün paketli olduğu için onların belli atıkları oluyor. Ama bunun haricinde örneğin işte teslimat yönteminde biz eve söylerken ki online olarak çok alışveriş yapan insanlarız. Buraya hep işte taşındığımızda gıda ürünleri de sipariş ettiğimizde evde benim boyum kadar şutrafor ve karton birikmişti. Yani ne oluyor aslında bunlar? Normal herhangi birinin evinin yani Türkiye'nin genelinde çöpe gidiyor. Biz bunu da gördükten sonra aslında bu teslimat yapalım dedik. Yani bu modelle aslında belki çok olmasa da Ankara içi 20-25 adet kadar o kutunun çöpe gitmesinin önüne geçmiş oluyoruz işte e, bizim pek çok üreticimiz yani tedarik e, ürünleri tedarik ettiğimiz üreticiler Ankara'da değilse, yani bir iki tanesi sadece Ankara'da onlardan bize sürekli kargo geliyor o kargoların kutusunu tekrar kullanıyoruz Hamza'nın söylediği gibi İşte değerlendirebiliyorsak farklı şekillerde değerlendiriyoruz biz zaten düzenli olarak geri dönüşüm e, şey, geri dönüşüm taşıyoruz bizim de yakınımız olmadığı için e, yani çıkan karatatıklarımızı özellikle işte bu e, deterjanlardır vesairedir yine Hamza bahsetti. Olabildiği kadar aslında konsantre ürünler var dükkanımızda. Yani çok küçük bir şişede bile o büyük şişenin atığı yerine o küçük şişe tekrar kullanılabilecek şekilde oluyor. E, pek çok ürünümüzün pek ambalajı. Hani onunla insanların aslında ihtiyacını giderebileceğini göstermeye çalışıyoruz diyeyim. Yani Geri yani dönüşüm gerçekten sıkıntılı bir süreç. Biz o yüzden birazcık da ne kadar daha atıksız olabilire yöneldik kendi içimizde. Bir de ayrıyeten biz şöyle şeyler de yaşıyoruz Ankara içinde. E, biz atıksız teslimata gittiğimiz zaman e, işte oradaki insanlar biz işte bu zekilerinin evde biriktiğini... E, bunu e, değerlendirmek istediklerini söylüyorlar. o Bunu bize veriyorlar. E, ya da işte e, atıyorum e, biz de e, diğer üreticilerden gelen koller birikiyor. İşte Ankara'da bize bir ürün getiren bir üreticine koli lazım olduğunda işte şey lazım onlar da vermeye çalışıyoruz. E, ee, yani şey gibi hani bu geri dönüşüm şey vardır ya reduce, reuse, recycle diye önce azaltmaya çalışıyoruz. İşte atık istasyonu, konsantre ürünler vesaire kendi içimizde. Daha sonra tekrar kullanmaya çalışıyoruz. Bizim kullanmadığımız bu arada işte traforları, kolileri de buradaki diğer iletişim halinde olduğumuz işletmelere ya da üreticilere de diyoruz ki ya bakın almayın hani bizde böyle bir şey var siz bunları tekrar kullanabilirsiniz deyip onların da böyle süreçlerine dahil ediyoruz olabildiği kadar tekrar tekrar kullanılabilecek de Böyle kendimizce yaptığımız ufak tefek şeyler. Evet hatta şey festival e, festival olmuştu. Festivale katılmıştık. Fe, festival değil pardon özür diliyorum. Başka bir şeyde Benim İstanbul'a gitmem gerekmişti. Evet. Orada e, biz size işte tüm büyük raporları e, şeylere bize gelen, bize gönderen üreticileri bazılarına biz orada e, ben götürmüştüm. Onları tekrardan kullanalım. Hani bir sonraki siparişte onlar orada gelsin diye. Öyle bir şey de yapmıştım. Gerçekten emeklerinize sağlık. E, ben burada şunu da anlıyorum. Şimdi etik bakkal derken oraya girdiğimizde farklı farklı markaların e, ürünlerinin olduğu bir e, bakkal bir dükkan e, var diye görüyoruz fakat aslında şunu anlıyorum ben sizden e, farklı farklı şekillerde hem veganlık adı altında hem etik adı altında e, uygulanabilir e, iyi şeyleri de yapmaya çalışıyorsunuz bu çok değerli aslında o etik bakkal e, iki kavramındaki etiği ben gerçekten e, sezdim şu an sizden ve böyle de çok bakmamıştım işin açıkçası e, hem atıksız teslimat hem e, farklı farklı şekillerde e, müşterilerle ya da e, çevreye yönelik e, farklı e, biçimlerde e, iyi olan ve e, uygulanabilir sürdürülebilir olan e, işleyişleri de gerçekleştiriyorsunuz diye algılıyorum ben aslında etik bakkalın amaçlarından biri de bu etik kavramını biraz daha sanırım hayatımıza koymak diye anlıyorum. Ne dersiniz bu konuda? Benim şu an böyle bir düşüncem oluştu aslında. Evet öyle aslında hani biraz etik daha olayı insanların öyle bir görüşü olduğu için söylüyorum bunu bu bitkisel beslenmeden çıkartmak aslında bu yaptığımız hareketlerin altına etik değerler koyabilmek gibi bir Hedefimiz vardı burada bizim. Yani sadece ne diyeyim. Ben kendim bireysel olarak işte şunu tüketmeyi azalttım. Ben kendim bireysel olarak işte bunu almıyorumdan ziyade daha genel bir etki yaratabilmek, daha böyle yaptığımız hareketlerin neye dokunduğunu düşünerek hareket edebilmek gibi bir hedefimiz de var. Benim biraz zihnim de açıldı bu arada. Ee, yani gerçekten bir markanın ya da e, bir mekanın ee, özellikle veganlık çatısı altındaysa e, bu daha e, bu konulara özen göstermesi gerçekten gerekiyor çünkü e, özen gösterilmesi gereken çok iyi bir e, organizasyon aslında mekanlar ya da işte bakkallar, dükkanlar, veganlık adı altındaki e, bunu bu şekilde ilerletebiliriz bir de şu aklıma geldi Yine başka mekan ya da marka sahipleri, arkadaşlarımla konuştuğumda yine veganlık adı altında, çok sorun ediyorlar. Mesela plastik gerçekten kullanmak istemiyorlar. Geri dönüştürülebilir şeyleri kullanmak istiyorlar. Ya da olabildiği kadar atık çıkarmamaya çalışıyorlar, olabildiği kadar çevreye zarar vermemeye çalışıyorlar. Ve çevreye yönelik ya da insanlara yönelik ya da etik dediğimiz kavramın içeriğine yönelik, çok iyi bir e, başlatıcı aslında bu mekanlar bu markalar o bakımdan da sizlerin yaptığı şeylerin ekstradan çok değerli olduğunu tekrardan anlamış oldum ben de buradan e, isterseniz e, şöyle bir güzel konuya geçiş yapalım etik bakkalda e, yakın zamanda e, yenilikler olacak mı farklı farklı neler var aklınızda e, öyle aklınızdaki düşünceleri merak ediyorum Aslında yenilikler olabilir e, güncellemeler olabilir e, bu konulara isterseniz giriş yapalım ee, Evet ya yani yakın zamanda e, biz bir e, depo tuttuk e, şu anda e, biz online e, siparişleri işte atıksız teslimatı e, full buraya taşımayı düşünüyoruz ve buradaki amacımız da aslında e, Tü, şeydeki buradaki atıksız teslimatı çok hızlı bir şekilde e, yapabilmek ve operasyonel süreçlerimizi buradan yönetebilmek. E, onun dışında Vegan Mutfak Atölyesi ile yakın zamanda bir kampanyamız olacak. E, onlarla birlikte e, karşılıklı e, yapacağımız bir kampanya olacak. Hamza'nın dediği gibi bir etki alanımızı Ankara içinde de arttırmaya çalışıyoruz. Onun haricinde hani Ankara ya yakınındaki ve diğer illere daha rahat ulaşabilmenin yollarını öğreniyoruz. Birazcık daha daha verimli nasıl ilerletebiliriz bu süreci diye. Vegan marka diğer işte vegan işletmelerle iş birlikleri yapmaya çalışıyoruz. Olabildiği kadar aramızdaki dayanışmayı güçlü tutmaya çalışıyoruz. Yakınımızdaki daha önce demiştim böyle esnaflara gidip bunu da ee, şey. Animal e, Save'in çok büyük desteği oluyor tabii ki de. Hani bizim de bireysel getirdiklerimiz oldu. Böyle e, menülerine vegan bir şeyler katmalarını, işte vegan ürün çeşitlerini arttırmaları yönünde çalışmalarımız oluyor. Bir de şeye çok e, önem veriyoruz biz aslında. Belki hani öğrenciyken hepimiz, üçümüzde sıkıntılar çektiğimiz için öğrenci kulüpleriyle onları çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Onların etkinliklerine destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. İşte öğrencilere yönelik daha fazla ne yapabiliriz? Öğrencilerin bu ürünlere ulaşmasını nasıl daha da kolaylaştırabiliriz gibi. Hem kendimiz düşünüyoruz. Bazen böyle üreticilerle iletişime geçiyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi çok destekliyor böyle. Okullara yönelik, işte kulüplere yönelik özel bazı etkinliklerimiz oluyor diyelim. Emeklerine evet, sağlık. Bak bu Buradan şöyle bir konuya geçiş yapalım isterseniz. Ee, vegan ürünlere ulaşma konusunda online'da daha iyi ne olabilirdi sizin gözünüzde? Bir şeyleri daha kolay, daha ulaşılabilir hale getirmek için e, sistemde, işte ulaşımda, kargoda, teslimatta ne gibi şeyler daha iyi olabilir sizin gözünüzde? Ya da e, vegan markaların insanlara ulaşması sürecinde. Daha iyi neler olabilir? İnsanlara e, bir şeyler sunmada, insanlarla bağlantı kurmada e, bir şeyler daha nasıl iyi olabilir? Aslında burada etik bakkalın e, veganlıkla ilgili Türkiye'de e, neleri daha iyi yapabiliriz düşüncesini merak ediyorum. E, mutlaka çok değerli tecrübeleriniz olmuştur. E, bunlar hakkında neler diyebiliriz? Bizim herhalde hepimizin bir olduğu konu şu. Gerçekten veganlık şu tamam mantıklı ama e, vegan girişimler hep İstanbul'da, İstanbul özelinde. Yani buraya e, bahsettim ya yani taşındığımızda zincir marketlerde bile normalde olan vegan ürünleri bulmakta zorlandık. Böyle bir şey var. Yani bir şey çıkıyor ve İstanbul'da var. Bir yer açılıyor İstanbul'da açılıyor gibi. Aslında Türkiye'nin geri kalanında o yüzden vegan ürünlere ulaşmak büyük şehirlerde bile olsa çok daha zor. Hele kırsal kesimlerde çok çok daha zor. Ki aslında bu bir yani, lüks değil baktığınızda olması gereken bir şey bir ihtiyaç. Burada hani bunu söyleyebiliriz birazcık daha pek çok markanın da operasyonlarını ona göre genişletmesi işte ne diyeyim ee, bu... Ee, şehir dışına gönderim yapmayan pek çok yer var. Bu soğuk zincir üret, işte gönderme vesaire zorlu oluyor diye biz de ürün alırken çok zorlanmıştık ilk açıldığımızda bu nedenler ya bu tür şeyler birazcık bence büyük şehirler erdi yerlerde bu şeyi çok kuvvetlendiriyor veganlığın zor olduğu kanısını çok kuvvetlendiriyor ve insanların böyle vegan olmasının önüne bir şekilde engel oluyor diyebilirim tabii ki de çok rahat geleneksel bir şekilde de vegan olabilir ama ya belli başlı şeyler mutlaka aranıyor. Yani burada bir şey diyebilirim aslında. Türkiye'nin sanılığının aksine bitkisel beslenme ve veganlığa bakış açısı bence oldukça iyi. Yani Ankara'lı olsun ya da şu an herhangi işte Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir girişimin ben çok fazla destekleneceğini düşünüyorum. Kesinlikle çok haklısın. İstanbul'da birçok şeyin e, neredeyse her şeyi bulunuyor. İnsanların e, istedikleri yerlerdeki işte şehirler bazında konuşabiliriz. E, hayalleri yapmak istedikleri de bu vesileyle engelleniyor gibi. E, bu konuda gerçekten de umarım e, yakın zamanda mümkün olduğu kadar iyileştirmeler olur ve e, daha iyi e, bir veganlık yaşayabiliriz. Özellikle zaten hani e, bu perspektiften hani vegan e, ürünler satan ya da tür hani e, daha e, bu tür yerler zaten daha etik yaklaşımda bulunuyor çoğu şeye. E, bunların arasındaki bence iletişimin güçlenmesi de e, Türkiye'deki e, o e, tüm işletmeler adına bence fayda olacaktır. Belki birbirimizin e, e, deneyimlerini birbiriyle birbiriyle konuşarak ya da atıyorum daha fazla iletişim kurarak birbirimizle bence daha güzel bir şeyler, daha güzel şeyler üretebiliriz. Biz sadece hani kendi aramızda istişare ederek çıkardığımız şeyleri bugün bahsettik. Ama hep beraber belki başka oluşumlarla onları tartışıp daha güzel şeyler, sonuçlar da çıkabilir diye düşünüyorum. Birçok soruyu cevaplandırdık. O kadar çok soru ve konu açılabilir ki elbette. Bunları sığdırmak da farklı bir heyecan konusu olsa da Birçok konuyu konuştuk. Ee, i̇sterseniz son olarak neler diyebilirsiniz diyerek bir konu açalım. Ee, eklemek istediğiniz olur. Ee, farklı farklı başka konulara girmek isterseniz onlar olur. Veya son söylemek istedikleriniz olur. Sözü size vereyim. Öncelikle bu podcast için çok teşekkürler. Ee, belki şu an zaten konuşmamıza devam etsek muhtemelen sabaha kadar belki e, konuşabilecek konu da buluruz. E, zaten Ankara'ya geldiğinde de ee, hani fark ettiysen böyle sürekli bir şeyler konuşup konuşup e, gidiyorduk böyle muhabbet muhabbeti açıyor e, ama genel olarak teşekkür ederim ben. çok teşekkür ederim ee, bu görüşme için ben de öyle çok teşekkür ederim ee, çok güzel bir sohbet oldu umarım e, daha farklı şekillerde yine etik bakkalla ya da sizlerle yine e, görüşmeler yaparız Buraya kadar dinleyen bütün dinleyicilere çok teşekkür ediyoruz. Elbette az önce de söylediğimiz gibi çok fazla soru ve çok fazla konu muhakkak çıkar. Fakat şimdilik kısa bir podcast serisi biçiminde tutalım ve burada sonlandıralım. Yakın zamanda tekrardan farklı farklı şekillerde görüşmek üzere diyelim. Tekrardan herkese çok teşekkürler.